hoş gelmişsiniz diyeyim. Eyvallah. 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 Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Zangoç. Oo Zangoç. Çanı çaldığım vakit babadan dahi duyulur ses. Ertuğrul Bey'imizin sayesinde Turgut Bey, kilisemizi onarıp çanımızı yaptırmasaydı Hristiyan ahalinin hali nice olurdu. Ben vazifemi yaptım Zangoç. Sen de vazifeni yaparsın. Sağ olun be. Sağ olun. Konuşurken niçin yüzüme bakmazsın? Bize efendilerimizle konuşurken yüzlerine bakmamamızı öğrettiler. Kimse kimsenin efendisi değildir. Bunu böyle bilesin. Tanrı sizi korusun. Siz bizim belli nimetimizsiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, oğlunuz Osman iyi midir? Yiğitlik yapıp bir ailenin hayatını kurtarmış. Zangoç, Osman'ın da ailenin de ahvali iyidir. Sen Osman'ın ahvalini nereden bilirsin? Söğüt'te herkes olanlara üzülmüştür beyim. O eşkıyalar her kimse Tanrı'nın laneti üzerlerine olsun. Küçücük bir çocuktan ne istediler ki? Ertuğrul Bey. Hayrola Mikis? Tefecilerin kim olduğunu öğrendim beyim. Kimlermiş? Pazardaki üç tüccarmış beyim. Koynumuzda beslediğimiz adamlar bizim töremizi çiğner öyle mi? Koynunda beslediğin yılanın dişlerini daha tatmadın Ertuğrul. Daha tatmadın. Buraya gelene kadar onca pazar gezdik. Hiç bu kadar kalabalığını, bu kadar zenginliğini görmedik. Bereketliymiş maşallah. Her zaman mı böyledir? Yaz kış hep böyledir. Her taraftan kervanlar ve tüccarlar gelir. Her tarafta pazarlar kan ağlarken buranın zengin, bereketli oluşunun bir sırrı var mıdır? Bunun tek sırrı Ertuğrul Bey'in adaletidir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Tanrı onu korusun. Eyvallah. Thank you.
bir ay sonra faiziyle geri vereceksin. Bu kesenin içinde ne var? Nedir bu dedim tüccar? Altındır beyim. Tefeciden borç alırım. Faizli borç almaya mecbur ettiler bizi. Şimdiye dek kaç tüccarı, kaç köylüyü tefecilik edip borçlandırdınız? İhtiyacı olan herkes ihtiyacını görsün diye borç veririz Ertuğrul Bey. Biz sadece ticaret yaparız beyim. Senin yaptığın doğru değildir. Kimsenin boğazına çöküp de borç vermedik. Kendileri gelip bizden borç istediler. Düşmüşe bir tek beden siz attınız, öyle mi? Onu biz değil, uç beyliğini yaptığınız devlet bu hale getirdi. Moğolların istediği vergiler yüzünden ticaret ne hale geldi görmez misiniz Ertuğrul Bey? Tarlada, merada, pazarda işler durma noktasına geldi. Herkes borçlu. Biz iyilik ederiz. Tefecilik edip borçlandırdığınız tüccarların fakir fukara köylünün malına, mülküne, hayvanına çökerek mi edersiniz bunu? Yeter. Yeter beyim. Vurma. İndi deyin bana. Bunca insanın kanını sömürecek altını nereden buldunuz? Bu işe karışma Ertuğrul Bey. Bu işin altından kalkamazsın. Bu iş senin, o bana. Otağına kadar uzanır. Bey, müsaade et. Her şey istediğimiz gibi gidiyor efendim. Ertuğrul herkesin içinde rezil olacak. Bu daha başlangıç Tara. Bu daha başlangıç. Kendi kanlarında boğulacaklar. De hele dedim. Dede kimmiş o bileyim? Oğlun. Oğlun. Gündüzer. Thank you.
İş tuttuğun adamların tefeci olduğunu bilmez misin? Baba, elimdeki altını bunlara verdim. Verdim çünkü ticaret yapıp daha fazla altın kazanmak istedim. Lakin bunların tefecilik ettiğini bilmezdim. Sen elindeki altını ticaret yapmak için bu soysuzlara verdin. Bunlar da daha fazla kazanmak için tüccara, köylüye faizle verdiler. Sen bu kazancın haram olduğunu bilmez misin? İnan bu adamların tefecilik ettiğini bilmezdim baba. Nasıl bilmezsin Gündüz? Nasıl bilmezsin Gündüz? Sen kazancının helal mi, haram mı olduğunu bilmeden nasıl alırsın? Baba ben... Sakın bana baba deme. Gündüz gençtir beyim. O itlerin tefeci olduğunu bilmeden bu işe bulaşmıştır. Öyledir ya beyim. Gündüz arslan gibi yiğittir. Alpların hasıdır. Böyle bir şeye tevessül etmeyecektir beyim. Oğullarım düşmanların türlü hilelerini öğrenerek büyüdüler. Düşmanların yalnızca cenk meydanında kancıklık etmeyeceğini savcı da, Osman da bilir. Nasıl olur? Nasıl olur da benim Alp oğlum Gündüz bunu bilmez? Moğolların tahakkümüne, zorbalığına rağmen Söğüt ahalisini ihya ettim. Onları korudum. Gözettim. Düşmanların bizi içten içe çürütmek istemesini anlarım. Kendi öz oğlumun bu hale düşmesine katlanamam. Körlüğünün altına tamah eden zayıflığının bedelini ödeyecek. Beyim, bundan gayrı o üç tefeci pazarda ticaret yapamayacaklar. Bir daha olmaması için gerekeni yapacağız.
Yolunu aydın artık bey. Bundan gayrı gözünüzü, kulağınızı dört açın. Buyruk beyimindir. Lakin bu yetmez artık bey. Faizle borç verip malından, mülkünden ettikleri tüccarlar, köylüler, kim varsa hepsini tek tek tespit edin. Hepsinin borcunu ben ödeyeceğim. Beyim, sahip olduklarını herkeslere verirsin zaten. Gündüz'ün utancı buna değer babası. Bu cihanda neyimiz var ki babası? Pusatımız. Bir de inancımız. Bir de döşeğimin altında sakladığım kefenim. Bana ait olan ne varsa hepsini vereceğim. Cesetleri birileri alıp götürmüşler. Demek ki bu adamlar yalnız değildi. Beyim, bu işin önü, ardı Gayya kuyusu gibi karanlıktır. Hem de kör karanlıktır beyim. Bu işin Söğüt'te de, Rum köylerinde de takipçisi olasınız Bamsı. Bir an evvel bu işi çözemezsek başımıza çok büyük bela açacaktır. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir. Baba? Baba, neler oluyor? Su ver bana ne? Niye hediye ettiğin kolye? Hayatınız o kolyeye bağlı. Bunu sakın unutma Evdokya. O kolye. Neler diyorsun sen baba? Sen bizden bir şey saklıyorsun. Dragos kim, bizi nereye götürüyordu? Söylesene bana. Soru sormaya bırak. Ne diyorsan onu yap. Bu kolyeye iyi bakın. Kimseye de bundan bahsetmeyin.
İbilge Hatun, pek güzel kokar. Ellerine sağlık. Diyesin hele, nasıl bir çorbadır bu? Bu çorba bizim yöremize hastır Hafsa Hatun. Hastalara, yaralılara şifa niyetine kaynatırız. Osman'ımıza da şifa olur inşallah. İnşallah. Buyur. Sen de hayli uğraşırsın Osman için. Görürüm ki onu evladın yerine koyarsın. Koyarım elbet. Halime Sultan, Osman'ı doğurduktan hemen sonra vefat etti. Ertuğrul Bey'im de üç evladına hem analık hem babalık etti. Bunca yıldır Ertuğrul Bey neden evlenmedi ki? Masal gibi sevdaları vardı Halime Sultan'la Ertuğrul Bey'imin. Hala dillere destanken beyimin de gözü bir başkasını görmemiş olsa gerek. Ertuğrul Bey devletiyle, obasıyla, gayesiyle o kadar meşguldü ki bunlardan arta kalan zamanında ancak evlatlarıyla ilgilenebildi. Evliliği hiç düşünmedi. Maşallah fidan gibi yetiştirmiş evlatlarını. Çorba hazır oldu. Müsaadenizle ben Osman'a götüreyim. Haydın evlatlarım. Haydın. Aferin kızım aslan. Haydın oğlum. Haydın Aybars. Haydın Aybars. Haydın. Hay maşallah. Kızım aferin aslan. Haydın oğlum Aybars. Haydın. Aferin. Haydın Aybars. Aferin. Ha? Bileğiniz kaya gibi kuvvetli olmalı. Aferin. Taş gibi kuvvetli olsun. Hareketleri de iyi takip edersiniz. Yine niye bıraktın kılıcını Aybars? Sıkılırım talim yapmaktan abla. Bana göre değil kılıç. Hele hele. Hele şuna bak hele. Atma şunun oğlu. Kılıç istemez miymiş? Hep derim ben sana baba. Kılıç senin, kalem benim olsun. Hele şu dillere bak hele. Hele şu dillere bak hele. Kimse sana kalemi bırak demez. Ya iki elin yok mudur senin? Biriyle kalem tutarsın, diğeriyle de kılıç. Hayrola Bamsalt başım. Kızdırmışsın Aybars'ı. Ah Hak Temur ustama. Ne edeceğim ben bu oğlanla? Diline baş gelemez oldum. Kılıç istemem, kalem verin bana der. Üzerine varmayasın. Yurt dediğin kılıçla fethedilir, lakin kalemle elde tutulur. E bize ikisi de lazımdır. Sen şimdi izin veresin de Aybars'ın neye istidadı varsa onu yapsın ha. Sen Akdemir Usta'ya dua edesin. Dua edesin ona. Yoksa sabaha kadar kılıç sallatırdım sana. Haydın, haydın gel içeri. Gir içeri haydın. Gir çadırına. Eyvallah. Eyvallah ustam, eyvallah. Maşallah kızım. Haydın, haydın biz de girelim içeri. Haydın. Hadi bakalım. Eline sağlık. Ne güzel yapmışsın. Afiyet olsun Osman. Karakoç kemiğinden kaynattım. Kuvvet verir. Rahmetli anam da benim için yapardı. Benim anam ben doğduktan sonra ölmüş. Hiç görmedim. Dağ gibi baban var. Abilerin, nenen. Hepsi de seni çok sever. Hele baban. Destur. Baba,
Oğul. Sağ olsun. İlbilgi Hatun bana karakoç kemiğinden çorba kaynatmış. Zahmet etmişsin İlbilgi Hatun. Osman'la pek bir alakadar olursun. Bir an önce şifa bulsun inşallah. Yoksa içim rahat etmez. Ellerimle yapayım istediğim çorbasını. Baba, İlbilgi Hatun'a da rahmetli anası yaparmış bu çorbayı. O da benim için yapmış. Gayrı benim de sözüm olsun. Güce kuvvete geleyim, senin için av getireceğim İlbilgi Hatun. Savcı abi, Gündüz abi. Kardeşim iyisin çok şükür. Çok korkuttun bizi. İyiydim. Deli Osman'ım benim. Kuş avlamaya giderim diye adam avına gidersin ha. Birden oldu abi. Ben de göz yumamazdım. Bak yiğidim. Biz senin deliliğine, gözü karalığına çoktan eyvallah demişiz. Lakin sen tek değilsin Osman. Biz üç kardeş, bir canın üç parçasıyız. Birine bir şey oldu mu diğerleri de yanar. Bir daha böyle bir şey gördüğün vakit bize de haber et. Zalime karşı koyacaksak beraber koyalım. Öleceksek de beraber ölelim kardeşim. Tamam abi. Haydi, üç kardeş doya geçelim. Babam beraber girdiğimizi görsün ki mutlu olsun. Ne oldu abi? Bir şey mi var? Siz savcıyla beraber geçin kardeşim. Ben toyda olmayacağım. Niçin abi? Sen en büyüğümüsün, nasıl olmasın? Ben büyük bir kusur işledim Osman'ım. Babam bana çok kızgındır. Bir vakit gözüne görünmesem daha iyi olur. Abi, sen nasıl bir kusur işlemiş olasın ki babam böyle kızgın ola sana? Gözüne bile görünmek istemezsin. Boş versen bunları. Dediğim ya, savcı abinle beraber geçin. Hem ben zaten seni görmeye geldim. Sen iyisin ya. Bundan hala toy mu olur bana? Abi, babam ben de çok kızdırmışımdır. Lakin o hepimize karşı çok merhametlidir. Ne kusur işlediysen affedecektir. Sen başın önündeymişsin. Bilirim kardeşim. Bilirim. Haydi. Ben gideyim. Kutsal davamıza canlarını adamış kutsal kılıç şövalyelerim. Hedefimiz Anadolu'yu Türk kanına bulayıp bu toprakları onlardan geri almak. Kılıçlarımızın ve canımızın üzerine yemin olsun ki yalnızca ölmek ve öldürmek için. Ölmek ve öldürmek için. Ölene kadar komutanlarım. Reis.
Tara, Karabela. Buradaki en önemli görevler siz üçünüz. Lais. Lefke Tekfur'un sağ kolu. Tekfur'un yanına yerleştirdiğimiz kişisin. Zamanı geldiğinde Tekfur'u devirip yerine geçecek en önemli adamımız sen olacaksın. Ölene kadar Komutan Dragos. Tara, gözü pek bir casussun. Yıllardır Söğüt'te tüccar kılığında kutsal davamıza hizmet etmektesin. Söğüt'ü Türklerin elinden alırken en önemli adamımız olacaksın. Ölene kadar Komutan Dragos. Karabela, gittiği her yerde düşmanlarına kan kusturan kanlı şövalye. Türklere baskın yapılırken şövalyelerin başında sen olacaksın. Sana işaret ettiğimiz her yere ölüm götüreceksin. Ölene kadar Komutan Dragos. Bizler her yerdeyiz. Kimimiz zangoç, kimimiz tüccar, kimimiz asker. Bizler her yerdeyiz ama hiç kimse bizi bilemez. Bize bizden başka hiç kimse hükmedemez. Kutsal davamız için gerekirse imparatoru bile çiğneriz. Şövalyeler, Türklerle savaşımız başladı. Ve burada yapacağımız iki şey var. Ölmek ve öldürmek. Ölmek ve öldürmek. Ölene kadar Komutan Dragos. Ölene kadar Komutan Dragos. Ozan, at ayağı külük, Ozan dili çevik olur derler. Türkiye yar olsun.
aştıkça turabı. Aldım bilge kağıdı, gördüm Oğuz atanı. Dedi uğurlar olsun, Allah Türk'e yar olsun. Yar olsun. Eyvallah Ozan. Ağzına sağlık. Var olun beyim. Dur. Kimsin? Moğol Devriye Birliği komutanı. Hayrola Melikşah? Moğollar.